Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, anaokulu öğrencisi olduğu dönemde "Başkan amca, ben buraya park istiyorum" diyen Buğlem Erketir'i evinde ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, "Buğlem, başkan amca devamlı notlar alıyor" düşüncesiyle bir kalem, bir ajanda hediye etti bize. "Bu misafirperverliği ve hediyesinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. Buyurun efendim. Aldım, kabul ettim. Kızlar bebeği severler, değil mi? Ha? Satranç aramız nasıl? Ha? İyi misin? Ha? Bunlar da termoslarımız. Okula giderken ister kahve koy, ister suyumuzu koy. Bugün Hamide Hanımlar'da misafiriz. Ben öncelikle misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Ramazan ziyaretleri çerçevesinde hemşehrilerimizle bir arada olmaya gayret gösteriyoruz. Tabii burada Buğlem'le bizim bir anımız var. Daha önce Buğlem ana sınıfındayken okulda, okulun parkından şikayette bulunmuştu. Parkını yetersiz bulmuştu. Başkan amca buraya ben park istiyorum demişti. Hakikaten okulda da yoğun bir nüfus var ve ana sınıfı da hareketliydi. O zaman arkadaşlarımız ilgilendiler, sağ olsunlar. Buğlem'in talebi doğrultusunda okula oyun parkı yapıldı. Buğlem şu anda birinci sınıfta, aynı okulda devam ediyor. Biz de Buğlem'e Ramazan münasebetiyle ziyarete geldik. Fakat Buğlem zaten duruşuyla da naif bir kızımız, bize çok güzel bir hediye almış. Başkan amca devamlı not alıyor düşüncesiyle bir tane kalem, bir tane de ajanda hediye etti bize. Bu misafirperverliği ve hediyesi için teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Annemiz Hamide Hanım'a yürekten teşekkür ediyorum. Pırlanta gibi evlatlar yetiştiriyor. İnşallah vatana millete hayırlı evlatlar olsunlar. Tabii gönlümüz istiyor ki onların eğitimleri en iyi noktalarda olsun. Fakat eğitimin yanı sıra iyi insan olma noktasında emek verdiğini görüyor olmak bizi mutlu etti. Bahtları yolları açık olsun. Allah vatana millete hayırlı bireyler olmayı nasip etsin diyorum. Tekrar misafirperverlikleri için ve hediyesi için Buğlem'e teşekkür ediyorum. Ben de başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Benim çocuklarımı asla ama asla yalnız bırakmadı. Allah ondan razı olsun. Her zaman arkamızda ve de onun arkamızda olmasını bize hissettirdiği için çok teşekkür ediyorum. Bir de evime misafir oldu. Allah razı olsun. Her zamanki gibi. Çocuklarıma da Allah razı olsun. Her zaman bir dediğimizi geçmiyor. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağlığınızı diyorum inşallah. Elhamdülillah. Allah hamdınızı artırsın. Allah razı olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Sağlık sıhhatinden nice Ramazanlara çıkmayı nasip etsin inşallah. Hep beraber inşallah. Nasıl çocuklar, nasıl? İyiler. Okuldalar şu anda. Maşallah. Puanlar çok iyi oldu ama efendim sesin içlerinde olmayınca. Yani evet, normal destek sesinden de zaten üniversite okunabiliyoruz eskisi. Bir selam verelim dedik. Ramazan'ın mübarek olsun. Allah her sene bu zamanlara çıkmayı nasip etsin. Annemiz? Annem. Allah başımızdan eksik etmesin. Selam verelim dedik. Yapabileceğimiz bize düşen bir şey var mı şu an? Vallahi başkanım. Allah sizden razı olsun. Ramazan'ın mübarek olsun. Sağ olun. Allah her sene bu zamanlara çıkmayı nasip etsin. Allah razı olsun. Amin inşallah. Sen nasılsın güzelim? Benim şöyle gitsin. Teşekkür ederim. Sen de şöyle canım niye etsin? Sen de değil mi? Ha? Ne çekiyoruz? Evet. Nasıl dersler? Güzel. Güzel. Seninki? Evet. Süper. Ne olacaksın abla büyüyünce? Avukat. Oo, süper. Sen bir tane? Yok. İnşallah. Daha karar vermedik. Daha yeni. Biraz beklememiz lazım değil mi? Ramazan mübarek olsun. Allah her zaman bu zamanlara çıkmayı nasip etsin. Sağlık sıhhatı. Onun için anneniz elinde sizler biliyor, elmassınız. Biz sizlerin işlerini pırlanta olması için uğraşacağız. İnşallah. Allah razı olsun. Hayırlı evlat yetiştirmiş derlerse bizim de ahiretimiz öyle mağmur olacak. O zaman da bayrak yarışı gibi inşallah sizler anne baba olacaksınız. Sizler bu şekilde devam edeceksiniz. Hayatın döngüsü böyle devam edip gidecek inşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah sizleri başınıza Allah hayır hizmet yapmayı nasip etsin.